şeref. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler. Etkinliğimizde açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Abdullah Çuval Hocam'ı sahneye alalım. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi üniversitem ve rektörlük adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bugün engellilikle mücadelede Dilek Ertürk hanımefendi sizlere güzel bir sunum yapacaklar. Kendilerine teşrif ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu Trabzon ikinci gelişleri. Ayrıca kurulu üyeleri Alişan Bey, Harun Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Ben bu kelimeyi aslında bu sabah söyledim. Filiz Hoca burada değil mi? Evet. Özel insanlar dedi. Hoşuma gitti. Yani bu özel insanlar gerçekten yani belki bazı duyu organlarında problem var ama kalplerinde, gönüllerinde bir problem yok değerli arkadaşlar. Onun için önemli olan gönül ve kalp. Yoksa işte ortopediydi, işitmeydi, bunlar engel değil aslında. Ama toplumda maalesef, Türk toplumunda böyle onlara bir acıma hissi gibi bazı duygular var. Aslında onlar da birey, yaşam hayatında, sosyal hayatta ne kadar başarılılar. Ya o kadar hafızaları güçlü ki, mesela bir tane operatör vardı. Bir insanın sesinden telefonunu, adını, soyadını, yani bunu başka bir normal insan yapmaz ama mümkün değil. Gerçekten bu sabahki kahvaltıda malum gördük orada ne kadar başarılı. Hem personelimiz var bugün aramızda, hem öğrencilerimiz var. Bakın bugün konferans sunacak Dilek Hanım diplomatik görev yapmış, kurul üyesi, bir anne. Yani ne kadar önemli görevleri başarıyor ve hiç de bir problemi yok. Onun için biz öncelikle kendimizi sorgulamamız lazım. Yani sıkıntı bizde aslında, problem bizde. Bizim gönlümüzde, bizim beynimizde. Onun için bu an önemsiyorum bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Üniversitemiz olarak da biz öğrencilerimizin ve personelimizin bu konuda rahat hareket etmeleri, daha güzel işler görmeleri bizim birinci vazifemiz. Devletimizin de bakın bu konuda büyük bir aklı var yani. Devlet aklı da şu anda geçen gün 50 bin üzerinde engelli öğretmen ataması yani Türkiye çapında şu an hepsi, bütün 50 bin az bir rakam değil arkadaşlar. Yani çalışma hayatında bunlara görev vermek, yani bir eskiden bunları ben 50'nin üzerindeyim, yaşımı tam söyleyeyim, yaşım çıkacak bu arada ama yani bundan 30-40 yıl önce engellilerin çalışması falan yani tahmin edilemezdi, şey yapılamazdı. Şimdi her yerde bakın bizde 30 civarında, 30 değil mi? Şey, Cemil Hocam, 48 tane personel. Personel. 28 öğrencimiz var. Yani bunlar az rakamlar değil ve devlet bu konuda bir akıl geliştirdi. Yani onları çalışma hayatına, sosyal hayata hazırlıyor. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten devletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız da bu konuda son derece duyarlı. Malum geçen İzmir'de güzel bir buluşma, özel insanlarla buluşma yaptı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Biz de üniversite olarak yani mekanlarda diğer başka bugün mesela bu Hüseyin buradan mı? Şimşek Hüseyin. Yok. Bugün elime bir şey tutuşturdum. Dedi ki ben dedi engelliler olarak toplanmışlar dün. Mesela akülü araba şarj istasyonu istiyor benden. Ondan sonra Çanakkale gezisi. Tamam Çanakkale gezisi. Okey. Ama akü istasyonları çok güzel, 7-8 tane maddeye bazen park problemlerini yaşıyorlar. Şeye gittiklerinde bizim Faraba Hastanesi'ne. Mesela bunları biz tabii insan tabii iş güç arasında düşünemiyor ama biz onlara şimdi orada otoparkı da açarsak inşallah sırf böyle özel insanlar için güzel park yerleri yani bir onların rahat ettirecek, konforlu hayat yaşayacak her türlü tedbiri. Tabii bu imkan meselesi, her şeyi de yapamayız ama basit olanlardan öncelikle yapacağız. İnşallah ben tekrar bu özel günü kutlu
kutluyorum, tebrik ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum bu toplantının. Teşekkürler. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Efendim, günün anlam bölümü için konuşmalarını yapmak üzere Sayın Dilek Hanım'ı sahneye arz ediyorum efendim. Saygıdeğer Rektörüm, kıymetli hocalarım, sevgili engelli kaderdaşlarım, öncelikle benim hikayemi, bilgimi, birikimimi değerli bularak beni buraya davet ettiğiniz için kalpten teşekkürlerimi arz etmek isterim. Bu engellilik kavramı insanlık var olduğundan bu yana hep karşımıza çıkmıştır. Yani engelli bireylerin hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerde olduğu gibi eşit biçimde istifade etmeleri önünde her daim kısıtlamalar bulunmuştur tarih boyunca. Ben bunu toplumsal algıdan ve kişilerin tutumundan kaynaklandığını düşünmekteyim. Öncelikle feodal dönemlerde, feodal yapının hakim olduğu dönemlerde engelliler aileleriyle birlikte yaşıyorlardı. Böyle kapitalist yapının egemen olduğu dönemlerdeki gibi kurumlara kapatılmamıştı. Geleneksel aile yapısının hakim olduğu bu feodal toplumlarda haneler büyük, aile, geniş aile, hal böyle olunca günlük ihtiyacın, işlerin bolluğu nedeniyle engelli bireyler de hanenin ekonomisine katkı sunabilmekteydi. Engellilik kavramının tam olarak karşımıza çıkması bu kapitalist sistemin gelişmesiyle doğrudan ilintilidir, ilişkilidir. O dönemde modern tıp engelliliğe onarılabilir, onarılması gereken, normal hayata dönmesi gereken kişiler şeklinde bir bakış açısına sahipti. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise sosyal politikalar çerçevesinde engellilik kavramının toplumsal algıdan oluştuğu, toplumun bakış açısından kaynaklı olduğu, engelli bireylerin de topluma tam ve etkin bir biçimde katılımının sağlanması gerektiği ve engelliliğin sosyal çevreden, toplumsal bakış açısından kaynaklandığı fikri ortaya çıktı. Günümüzde ise bu sosyal modelle birlikte engelliliğe insan hakları odaklı bakış açısı hakimdir. Ve insan hakları odaklı bakış açısı insanların her ne olursa olsun çok değerli olduğu inancıyla herhangi bir ayrımcılığa mahal vermeksizin topluma tam ve etkin bir biçimde katılarak kapsayıcı, herkesi kapsayan, bütün toplumun bireylerini kapsayan toplumlar inşa etme amacını gütmektedir. Bu bağlamda da tabii ki gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuatımızda çok büyük değişiklikler, gelişmeler olmuştur. Öncelikle engelli bireylerin de hak ve özgürlükleri, temel haklardan istifade edebilmeleri tıpkı engelsiz bireylerde olduğu gibi anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Anayasanın 10. maddesine göre hepimizin malumları olduğu üzere dil, renk, ırk, cinsiyet, din, mezhep, felsefi görüş, siyasi inanç ve benzeri herhangi bir ayrım gözetilmeksizin kanun önünde herkes eşittir. Hükmü yer almaktadır. Bu hükümde engellilik açıkça, engellilik temelli ayrımcılık yapılamayacağı açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen yine aynı maddede yaşlılar, çocuklar, işte vazife şehitlerinin, dul ve yetimlerin, gazinin,
gaziler, mağluller için yapılacak bir takım düzenlemelerin ayrımcılık ilkesiyle çeliştiği varsayılmamalıdır hükmüyle, işte engellilerin de bu temel haklardan istifade edebilmeleri güvence altına alınmış. Bundan başka engelli bireylerin tarihsel süreç boyunca düştükleri dezavantajlı durum telafi edilmeye çalışmıştır. Bundan başka 2005 tarihli Engelliler Kanunu doğrudan engellilerin yaşamlarını düzenlemeye yönelik bir kanundur ve burada engellilik temelli ayrımcılık yapılmaması, makul düzenleme, erişilebilirlik gibi kavramlar ilk kez yer tutmaktadır. Bundan başka Türkiye, yani ülkemiz 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülkelerden biri olmuştur. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 6701 sayılı kanunu, Nisan 2016 tarihli 6701 sayılı TİHEK kanunu da engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklamış, engelliliği de öteki ayrımcı engellilik, sağlık durumu gibi ayrımcılık türleri arasına almıştır. Bu anlamda kurumumuzun bu kanunu Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme ile paralel bir düzenleme içermektedir. Kurumumuza engellilik temelli ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla vatandaşlarımız başvurabilmektedir. Tam bu konuya gelmişken çok kısa TİHEK'ten de bahsetmek istiyorum. Nisan 2016 6701 sayılı kanunla ihdas edilen kurum 2017 yılında ilk olarak üyelerin atanmasıyla, seçilmesiyle birinci dönemine başlamış. O dönemi 4 yılda bitirdikten sonra da 14 Temmuz 2021'den bu yana yeniden görev yapmaktadır. Bu 5 yıllık süreçte engellilerin ayrımcılıklarının ihlaliyle ilgili pek çok başvuru aldık. Bazılarının sonuçlanmasına vesile olduk. Bunları sizlerle öncelikle paylaşmak istiyorum. Bir mahkum, görme engelli bir mahkum bize ulaşmıştı. Cezaevinin, Eskişehir Cezaevinde yatmaktaydı. Kütüphanesinden istifade edemediğini, bu anlamda ayrımcılığa uğradığını iddia ederek sesli kitaba erişim talep etti. Bizler kıymetli arkadaşlarımla birlikte bu konuyu takip ettik. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte onun sesli kitaba erişimini sağladık. Bununla birlikte bu uygulama cezaevlerinde yaygınlaşmaya başladı. Bundan başka yine bir anne ilçe milli eğitim müdürü hakkında kendilerine ihlal yapıldığı gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Buna göre öğrenci hem mental olarak, zihinsel olarak sıkıntılar yaşıyordu, hem de epilepsi hastasıydı. Bu nedenle anne epilepsi, çocuğunun epilepsi hastası olması nedeniyle uyku düzeninin çok önemli olduğunu belirtti. Bir öğrenci sınıfı açılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu talebi mantıklı bulmakla birlikte, orada birkaç öğrenci daha vardı, bunlar için ayrıca bir servis tahsisinin kamu zararına sebebiyet verebileceği iddiasında bulunuyordu. Biz TİHEK olarak yine bunun da bir makul düzenleme yolu olduğunu, bu öğrencilere bir servis tahsis edilmesinin gerekli olduğunu, eğitim haklarının engellenemeyeceğini ifade ederek bir ihlal kararı vermiştik. Son olarak bir avukatın başvurusu olmuştu. Kıymetli meslektaşım da burada, onunla birlikte bu konuyu aynı dairede çözümlemiştik. Belki o Mustafa Keskin kararıyla ilgili küçük bir bilgi sunabilir misin kıymetli? Evet,
Harun Bey vardı, siz yoktunuz, evet. Mustafa Keskin. Kararı, hani Kültür Bakanlığı'nın, onu birlikte kararlaştırmıştık. Orada şöyle bir mesele vardı, vatandaş elektronik ortamda ve kitaplara erişemiyorum dedi. Aslında bakanlık, Kültür Bakanlığı'nın bunu erişime açması gerekiyordu. Yasal kanun da değişmişti. Buna rağmen güvenlik sebebiyle bakanlık yapmıyordu. Bize yapılan müracaat sonucunda ayrımcılık ihale kararı sonucuna vardı. Hatta şu anda da basında genişte yer aldı. Bakalım bundan sonra ilerle sürü de açacaksınız. Ama yine de görme engellilerin bu yayınlara erişimi çok kıymetliydi. Biz bunu çözmeye gayret ettik. TİH'in 3 temel görevi var kıymetli dostlar. Öncelikle insan haklarının korunup geliştirilmesi. Biz bu bağlamda işte Eylül ayında Trabzon'da da bir istişare toplantısı gerçekleştirmiştik çeşitli kesimlerin katılımıyla. Muhtelif neşriyatlarda bulunmaktayız. Bundan başka ikinci görevimiz, aynen az önce söylediğim gibi herhangi bir nedenle cinsiyet, dil, din, ırk, medeni hal, servet, sağlık, engellilik gibi ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla bize başvurabiliyorlar. Bu ayrımcılığın giderilmesi, ayrımcılıkla mücadele görevimiz var. Üçüncü bir görevimiz de ulusal önleme mekanizması görevi. Bu bağlamda da biz yine TEK olarak özgürlüğünden mahrum bırakılanların tutulduğu yerleri ziyaret ediyoruz. Bu anlamda geri gönderme merkezleri, cezaevleri, engelli bakım merkezleri, çocuk evleri gibi yerleri ziyaret edip herhangi bir onların insan onurunu tehdit edecek uygulama var mı yok mu? Bu yönde raporlar hazırlayıp sorunlarını hükümete taşımaya, devlete taşımaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede de yine bu 4-5 aylık süreçte biz Çanakkale, Kayseri, Batman, Kırşehir gibi engelli rehabilite merkezlerini ziyaret ettik. Hatta Çanakkale'deki engelli merkezine ben nezaret etmekteydim. Gittim, ben kendimi tanıttım, kurul üyesi Dilek Ertürk. Sayın Müdür Bey kendini tanıttı, İbrahim Bey. Beni odasına davet etti, girdik. Dedim ki onlara, zor mu? Çünkü orada mental sıkıntıları, zihinsel sorunları olan kimseler bulunuyor. Yani zor ama ben bunu özveriyle yapıyorum. Çünkü ben de engelliyim dedi. Belki fark etmişsinizdir, ben de görme engelliyim dedi. Ben kendisine hayır fark etmedim dedim. Mutlu oldum. Ya öyle mi, demek ki belli olmuyormuş dedi. Ben hayır, ben de görme engelliyim. O yüzden fark etmedim dedim. Öyle oldu. Ama ben bir engelli kurul üyesi diplomat olarak o merkezi engelli bir kardeşimin yönetmesinden bir mutluluk duydum, onur duydum. Yani hep söylüyorum, yine söylüyorum. Einstein usta vakti zamanında demiş ya, ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan çok daha zor diye. Ben de gözlerimi 5 yaşında geçirdiğim bir kaza neticesinde kaybettim. Bana amcamın eşi balkon demirlerine salıncak kurmuştu iple. İp koptu ve ben çok az bir mesafeden başımı, bu arka tarafımı beton zemine vurdum. İyi buz koydular. İşte yıllar öncesi, yani 41 yıl öncesi. Bir polikliniğe gittim, geldim, uyudum. Uyandığımda görmüyordum. Çok zorlu bir süreç başladı. Ve fakat ben sizleri temin ederim, beni üzen, inciten körlük olmadı hiçbir zaman. Ben kendimi karanlık bir dünyada hissetmedim. Mutlu olduğumda, üretken olduğumda benim etrafım apaydınlık, ışıl ışıldı. Ben bu atomu parçalamaktan zor olan ön yargılara çarptığımda çok incindim. Bunu eğitimlisinden eğitimsizine, herkeste görüyoruz, algı darlığı ile ilgili. Evet, belki bir uzvumuzu sizler gibi iyi, tam kapasite kullanamıyor olabiliriz ama bizim kocaman yüreklerimiz var, sağlam beyinlerimiz var. Hal böyle olunca bizler aciz, zavallı kimseler değiliz. Sadece farklı kimseleriz. Son olarak şunu söylemek istiyorum ben.
Sonra sözü engelli kardeşlerime bırakmak istiyorum. Bizler bürokrat olarak, hocalarımız keza, belki sorunlarını iletebiliriz çok daha farklı yerlere. Onların sıkıntılarını dinlemek istiyorum. O yüzden son sözüm şu olacak. Bizler zihniyetlerimizde değişim, dönüşüm yapmadığımız sürece valla fiziksel engelli olduğunu düşündüğümüz kimselerin insan onur ve haysiyetine uygun bir toplumda yaşaması pek mümkün görünmüyor. Sizlerle bir arada olduğum için çok memnun oldum. Teşekkürler. Müsaadenizle biraz mikrofonu almak istiyorum Dilek Hanım. Şimdi Dilek Hanım'la biz yaklaşık 5 yıldır birlikte çalışıyoruz kuruluştan beri. Ben zaman zaman kendisine şunu söylüyorum. Sen gerçekten görmüyorsun. Şu anda giydiği elbisenin renginden tutun, stilinden. Her şeyi şu anda bizden daha iyi biliyor. O yüzden çok zaman demişimdir Dilek Hanım bizi uyutuyor diye. Aslında 11 üyeydik. Bir tane kadın üyemiz vardı. O bendim. Bir tane hepimize bedeldi. Şimdi 3 Aralık Engelliler Günü, TİEK bunun neresinde kısmen Dilek Hanım izah etti. Aslında burada olanların hepsi potansiyel engelliyiz arkadaşlar. Yani buradan düştük, bir tarafımız kırıldı, olduk engelliyiz. O yüzden sadece Dilek Hanım veya burada bulunan arkadaşlar nezdinde olaya bakmamamız gerekiyor. Hepimizin günü aslında, yani 1 Aralık, 3 Aralık Engelliler Günü diye ben kişisel olarak kabul etmiyorum. Ben Dilek Hanım'dan sizin adınıza bir şey sıram ediyorum, biraz anlattı Çanakkale'deki olaydan ama bir de estağfurullah hikayesi var, beni çok etkiliyor. Onu buradan bir anlatmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Harun Bey beni çok eski tanır gerçekten. Benim sevgili gözlerim dert ortağımdır. Şimdi burada oluşu da zaten bana ve bizlere destek vermek üzere. İkinci başkanımıza ve kıymetli meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. 10-11 yaşlarındaydım ben. Ramazan ayıydı. İftar sonrası üst komşumuza işte çocuğuz muhabbete çıkıyorum saat 10-11 civarı. Yan tarafımızda da bir komşumuz oturuyor. Ben lambaya otomata basmak istedim çıkarken. Otomata basmak isterken yan komşuna zille basmışım. Hadi basıp da kaçmayayım diye bekledim. Açtı amca kapıyı. Ne var dedi. Amcacığım özür diliyorum dedim. Hani otomata basmak isterken oldu dedim. Sen görmüyorsun ki. Niye basıyorsun ki otomata dedi. Ben kendisine şey dedim. Çocukken de böyle bir hazır cevap yanım vardı. Kaşınanı sağlam kaşırım. Amiyane tabirle. Tamam haklısınız. Ben görmediğim için bana gerekli değil ama sizin gibi bakar körler için gerekli. Ya gelip bana çarparsanız diye basmıştım dedim. Otomata. Amca böyle şaştı kaldı. Estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ne diyor bu çocuk ya diyerek kapıyı geri kapattı. Bizim de biraz her şeyi üstümüze almamamız gerekiyor galiba arkadaşlar. Dediği gibi rektörümüzün, ben anneyim, ben bir kadınım, çocuğumu tek başıma büyütüyorum. Ben bir bürokratım, engelliliğin yanı sıra bunların da benim üzerime yüklediği çok büyük sorumluluklar var. Ben çok sıkıntılara maruz kaldım ama bunların hiçbirini bana özgü, engelime özgü görmedim. Hepimiz bu gemideyiz. Hayat bize zor da, diğerlerine kolay mı? Belki biz içimizdeki huzurla, potansiyelle, yaşama sevinciyle tüm zorlukların üstesinden normal olduğunu iddia edenlerden daha keyifli, mutlu bir hayat sürüyoruz. O yüzden ben sorunun çözümünü böyle buldum. Hayat bir oyun. Ben de o oyunun içinde sonsuzluk yolcusuyum. Kendi yolculuğumu sürdürüyorum. Biraz tiye oluyorum. Dalga geçiyorum her şeyde. Sizlerin sorunlarınızı ve sorularınızı dinlemek isterim. Hem rektörümüze, hem kıymetli meslektaşlarıma, hem bana. Ben de birkaç şey verebilir miyim? Tabii, ne olur Sayın Başkanım, lütfen. Değerli rektörüm, rektör yardımcılarım, arkadaşlar. Ben de Dilek Hanım'ı yaklaşık işte 5 aydır tanıyorum. En öne çıkan yönü, çok dik bir insan olması, düşüncelerini eğip bükmeden söylemesi,
Bununla ilgili en spesifik örnek ben kendimdir. Beni abisi ilan etti, benden de kardeşim ilan ettim. Ama bendeki eksikleri asla affetmiyor. Estağfurullah. Böyle gördüğü anda hemen dile getiriyor. O yönüm hepimize örnek. Ben hayat mücadelesindeki o dikliği, yaşam enerjisinin yüksekliğine hayranım. Kendisini Trabzon'da görmek bize ayrıca ne diyelim, sevinç veriyor, mutluluk veriyor. Başkanımız da Trabzonludur. Bir sorunumuz var. Onu rektörümle paylaştım. Şimdi Harun Bey Rize'de, ben Trabzonluyum. Dilek Hanım'ın fahri hemşerilikle ilgili arada kalmış bir hali var. Onu da Rize'li olacak, Trabzonlu olacak. Ne yapacağız? Onu tartışmaya kapalı yani. Tartışmaya kapalı. Dünya benim memleket arkadaşlar. Evet. Diplomat evet. Olarak da yeryüzünde pek çok ülkede bulundum. Ama Karadeniz Can aranızda olmaktan çok büyük mutluluk. Bir bir şey bugün Cuma hutbesinde vardı. Çok hoşuma gitti. Hazreti Peygamber'in inancımızla ilgili, yani engelli insanlarla ilgili inancımızın ne kadar hassas olduğu, önemli olduğunu ortaya koyan bir örnek. Sahabe-i Kiram'dan Abdullah bin Mektum var. Medine dışına Hazreti Peygamber çıkınca, ki devlet başkanı olarak Medine dışına çıkıyor, yerine zaman zaman Abdullah İbni Mektum'u bırakıyor. Ama bir sahabi, yani devletin en üst makamını ona bırakıyor ve bunu arkada bir şey hissederek bırakmıyor. Tam güvenliği için bırakıyor. Dolayısıyla örneğimiz ortada. Ben Dilek Hanım'a ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mücadelesinde yanında olduğumuzu, birlikte yürümek istediğimizi tekrar hatırlatıyorum. Ben de bundan onur duyuyorum. Söz almak isteyen arkadaşlarımızı yönlendirebilir mi Ayşegül Hanım yahut başka hocalarımız? Arkadaşlar lütfen konuşun. Bana bakın ya, ben 10 adamla başa çıktım. Yani korkmayın, çekinmeyin. Bugünün bir anlamı olsun. Bugün böyle edebiyatını yapıp da ayrıldığımız bir gün olmasın. Engelli kardeşlerimizin hayatlarına beraberce dokunalım. Lütfen sorunlarınızı apaçık ifade edin. Söz almak isteyen var mı? Hocam ben bir soru sorayım o zaman. Dilek Hocam, zihniyet değişiminden bahsettiniz. Evet. Şimdi bu zihniyet değişimi belli bir yaşa gelmiş olan insanları bir anda değiştirmek mümkün değil. Tabii ki bunun bedelini de öğrenmemek adına. Acaba eğitime başlarken bu tarz şeylerin hassasiyetin, farkındalığın verilmesi daha doğru olur mu ya? Elbette öyle. Eğitime başlarken kamu spotlarıyla, sosyal politikalarla, engellilerle yakın temasta bulunmak suretiyle engelli bireylerin daha görünür olması lazım. Ki alışsınlar yani. Var böyle insanlar var. Üretiyor, yapıyor, çiziyor. Kamuoyundaki, toplumdaki bu zihniyetlerin dönüşümü öncelikle bakın, engelli dostu kentler inşa etmekle, engellilerle yakın temasla, engellilere istihdam alanında yer açmak, güvenmek suretiyle bunu sağladığımızda engelliler toplumdan dışlanmamış olacak. Daha toplumun içinde aktif olacak. Tabii ki burada üniversitelerimize, hatta milli eğitim müfredatına çok büyük rol düşüyor. Eğitimlerimizde buna yer vermeliyiz. Benim 23 yaşında bir kızım var. Onun okuluna da çok sık gidiyorum. O da Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenci. Evimize arkadaşları çok sık geliyorlar. Vallahi gençler, ben onların arasında hiç kendimi engelli hissetmiyorum. Onlarla FRP oynuyoruz. Onlarla tabu oynuyoruz. Ben engelliliğimin maalesef ne acıdır ki kendi kuşağımda daha çok hissediyorum. Bu nedir? Demek ki az çok engellilik adına bir yüme kat edilmiş. Ama bu yeterli mi? Değil elbette. Hocam bir soru daha var. Mustafa Bey'in. Biliyorsun
biliyoruz, farklı farklı evler gruplarına sahibiz. Bu bağlamda devletlere yaklaşım açısından devlet dikkat etmemiz gerekir ve bu konuda nasıl bir hassasiyet göstermeliyiz? Ben deminki konuşmamda da bunu ifade ettim biliyorsunuz. Engelliler bir birey. Benim görme engelli olmam, benim saçımın sarı olması gibi, orta boylu olmam gibi, benim bir niteliğim, özelliğim gibi geliyor bana. Bu konuda davranışlarımızda hangi engel grubuna sahip olursa olsun, o insanın engelinden ibaret olmadığını bilmemiz lazım. O bir birey. Bence temel hassasiyetimiz bu. Peki, ben buraya geldim. Engelliler Günü'ne üniversitemiz çok kıymet vermiş. Ben bu anlamda kıymetli rektörümüzü ve rektör yardımcılarımızı ve engelliler birimimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir hassasiyet var ki, Muş gibi yapmak istememişler. Beni sizlerle buluşturdular. Yani bugüne kıymet verdiklerini, içini doldurmak istediklerini gördüm. Burada engelliler için ben sizlere sorayım. Yapılan işlerde neler eksik sizce? Hocalarımız da burada sizleri dinlemek için varlar. Eksiklikleriniz neler? İyi giden noktalar neler? Engelli öğrencilerimizden ben de bunu duymak istiyorum. Hep soruları siz mi soracaksınız? Hocam, Zeynep öğrencimizin bir sorusu olacak sanırım. Evet Zeynep. Şimdi konuşmalar var. Sıra olsun hocam. Ya hocam, genelde ben şunu demek istiyorum. Çok özür dilerim. Mesela engellilere dair lavabolar var. Onlar genelde depo şeklinde kullanılıyor. Evet. Hani bu konuda daha hassasiyet gösterilmesi adına yani yapılacaklar. Estağfurullah, gayet güzel konuşuyorsun Zeynep'ciğim. Hocalarımız notlarını almışlardır. Üniversitemizde en azından bunun önüne geçebiliriz. Ama sizleri temin ederim, benim lavabo ihtiyacım olmuyor. Ben her lavaboya girebilirim. Ama ben de gittiğim başka yerlerde, alışveriş merkezlerinde falan bunu tespit ettim. Böyle tutmaçlı, engelli lavaboları ya kitli ya depo olarak kullanılıyor. Peki, bana engelli birimimiz mi, kütüphanemiz mi, kim bu konuda bilgi verebilir? Özellikle görme engelliler açısından, bizim çünkü kitaplara erişimimiz sıkıntı. Kütüphanelerimiz işlevsel mi? Ben gözlerimi hep okumak konusunda hissettim. Benim dönemimde böyle bilgisayar ortamı, programlar, hiçbir şey yoktu. Ben ihtiyar bir hatunum neticede. Kütüphanelerimiz özellikle engelliler açısından işlevsel. Dilek Hanım, öncelikle bir önceki sorumuza sanıyorum Cemil Hocam bir cevap verecekler. Evet, Cemil Hocam çünkü o birimden sorumlu ve çok gayretli. Ben Ayşe Gül Hanım'la onun bu idealizmi karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hocamı dinleyelim cevabı için lütfen. Evet. Dilek Hanım, biz sabahki kahvaltıda az önceki öğrenci arkadaşımızın sorduğu soruyu ki dikkate aldık, notlarımızı aldık, gerekli notlarımızı. Biz ilk göreve başladığımızdan itibaren zaten 1,5 yıl oldu yaklaşık. Handullah Hocam ve ekibi bunu bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Bu tür diyelim engelli birimimiz olsun, daha yeni bağımlılıkla mücadele birimi kurduk ki gökten gelen bir yazı üzerine. Bu kağıt üzerinde kalmasın, bu işlevsiz böyle toplanıp dağılan komisyonlar olmasın şeklinde büyük bir mücadelemiz var. Ve biz bu arkadaşlarla ki pek çoğu da katılmışlardır toplantıya ki pandemi dönemine denk geldiği için online toplantılar yaptık ve özellikle Ayşegül Hanım'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Birebir ilgileniyor kendileriyle. Sorunları bize iletiliyor ama bazıları yani imkanlar ölçüsünce çözmeye çalışıyoruz. Bakın en son geçen Sayın İnsan Hakları Kurumu eş başkan, ikinci başkanı ve kurul üyeleri de hazır buradayken belki sizin de bir çözümünüz olur. İnşallah. Ben o yüzden bunları yani öğrenmek bizim istiyorum. Bizim Trabzon Meslek Yüksek Okulu'nda işitme engelli bir öğrencimiz var. İşitme engelli. Sorun bize kadar iletildi.
ki hemen bir çözüm bulmaya çalıştı. Ne gibi bir sorun oldu? Sorun ki bana şey olması lazım, işaret diliyle dersin anlatılması lazım. Evet. Ve biz birisini bulduk fakat lise mezunuydu ama mevzuat gereği lise mezunlarını ders ücreti karşılığı görevlendirme yapamıyoruz. Ama hala başka bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yani kısacası özetle biz engelli bilim olsun diğer birimlerimizi kağıt üzerinde değil gerçekten işlevse ve onların sorunlarını gidermeye yönelik adımlar atmaya çalışıyoruz. Ama bugünkü imkanı arkadaşlara sunduk. Yani çekinilecek bir şey yok. Sorunlarınızı açıkça dile getirebilirsiniz. Bakın rektör hocamız burada, yardımcıları burada. Biz yani buradayız. Belki Ankara'dan çözülecek şeyler olabilir. Yani lütfen içimizde muhakkak, bakın ben kendi öğrencilerimde zaman zaman derslerde söylüyorum. İçinizde muhakkak en az bir tane soru var. Bir şey var yani, bunları lütfen dile getirin. Teşekkür ederim. Ben de kısaca bir katkı vermek isterim özellikle engelli arkadaşlarımıza. Biz Dilek Hanım az önce söyledi ya, yani anayasada ki hüküm herkes temel hak ve özgürlüklerden yararlanmada eşittir. Yani bu herkes kavramı içerisinde engellisi, yaşlısı, cinsiyeti farklı olanlar, din, mezhep hepsi giriyor. Ama bizim kanun, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunu aslında ayrımcılıkla mücadele kanunu. Bizim kurum olarak da insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışma yapmak zorundayız. Engellilik başlı başına bizde ayrımcılık temelidir arkadaşlar. Dilek Hanım da söyledi, temeldir. Yani Türkiye'de genelde ayrımcılık yapıldı dediğimiz zaman ne oluyor? İşte şu bugüne kadar din ve inanç özgürlüğü üzerinden inanç temelli ayrımcılıklar veya cinsiyet temelli ayrımcılıklar öne çıkmış ama engellilik özellikle müstakil bir ayrımcılık türü işte temeli ama onun dışında işte Zeynep kardeşimizin dediği makul düzenleme yapmama, yapma yükümlülüğü var idarelerin bizim kanun gereğince. O yüzden 6701 sayılı kanun biraz daha böyle içselleştirerek okuyabilirseniz. Makul düzenleme yapmama. Dilek Hanım bir örnek vermişti. Ankara'da bir ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü engelli çocuklar için özel servis istendi. Onu yerine getiremedi idare. Dedi, imkanlarımız yok. Ama bizim kanunumuzda makul düzenleme yapmak zorundasınız diyor idareye. Tabii o da tabii imkanlar ölçüsünde ama idareyi zorlayacak bir kanunumuz var. Kanun da herkesi bağladığına göre. Ha bunu yaparken kanun sadece böyle bir demokrasi kılıcı gibi iddiayla değil, tabii idareyle birlikte hareket ederek daha güzel sonuçlar alınabilir ama alınamadığı takdirde makul düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle bizim kuruma müracaat tezime yapılabilir. O yüzden ben dinlemek istiyorum sizleri. Bir şey merak ediyorum. Belki Cemil Hocam, Ayşegül Hanım ya kütüphane görevliniz. Ben okuma, araştırma kısmını çok önemsiyorum. Engellilere yönelik Katü'de nasıl bir kütüphane sisteminiz var? Eksiklerimiz neler? Hani bunu bilirsek belki milli kütüphaneyle falan istişare halinde çalışabiliriz. Dilek Hanım, biz geçen yıl dediğimiz gibi yaptığımız toplantıda özellikle şey burada mı? Ama öğrencimiz Rize'li. İstanbul. Onun bir talebi olmuştu. Özellikle sesli kitap konusunda. Ama dediğimiz gibi bunlara bir listesinin ki başka talepler de vardı. Ama elimizden geldiği kadar. Ya sizler gibi yapmak istersiniz ama bilemeyebilirsiniz. Yani eksikler nedir? Neticede duyduğunuz, tespit edebildiğiniz eksiklikleri gidermekle giderebilmek mümkün. O yüzden arkadaşlarımız hissettiği eksiklikleri söylerlerse ben çok mutlu olurum. Ya bize bugüne kadar genellikle özellikle otopark konularında ki onu ele aldık inşallah hemen hemen bütün birimlerimizin önüne onlara yönelik otopark konusunda onların yeri ki ayrılacak. Ki lavabolar konusunda talepler var ki bizim her yıl YÖK'e bu engelsiz kampüs kapsamında başvurularımız oluyor. Esasında biz bir takım eksiklikleri de tespit etmiş durumdayız. Bunları da zaman içerisinde inşallah gidermeye çalışacağız. Bir de burada
belki de ilk defa duyacak memur arkadaşlar ama bundan sonraki lojman dağıtımlarında engelli lojmanlarına ayrı bir kategoride, onlara yani normal şeyden ayrı, engellilerin başvurularını ayrı alacağız. Çünkü engelliler normal sıraya başvurdukları zaman biraz sıranın onlara gelmesi zor olduğu için onlara ayrı. Bunu da ilk defa uygulayacağız. Denemesini yaparız ilk dağıtımda. Pozitif ayrımcılık yapabiliyorsun. Evet, evet. O dezavantajı ortadan evet. Kaldırmak adına. Yani ki sorunlar da dile gelmezse dedim. Evet, bilemezsiniz. Bilemeyiz. Bilemiyoruz. Geliştirmişsiniz. Engelli kardeşlerimizle hemhal olmuşsunuz. O yüzden bu fırsata çevirmeniz lazım bunu. Arkadaşlar, eksik gördüğünüz şeyler var mı? Ben size Dilek Hanım'ın büyük olduğunu söyledim. Sizi konuşturmadan buradan... Gitmeyeceğim. Evet. Ben madem ki bizim günümüzmüş, o zaman biz sesimizi yükseltmeliyiz. Biz özgüvenimizi tazelemeliyiz. Hocam bir sorumuz daha olacak. Evet. Dilek Hanım, şimdi bizim zaman zaman düzenlediğimiz böyle etkinlikler olsun, böyle farklı faaliyetlerimiz olsun, ben böyle bilgim olarak. Bunlara öğrencilerimizin, başta emeğine öğrencilerimiz olmak üzere, çağırdıklarımızda genelde katılım açısından problem yaşıyoruz. Acaba biz, den kaynaklı mı bir şey olabiliyor, yoksa öğrencilerimiz yaşadıkları çirkinlikten dolayı mı bunlara katılımda bir eksiklik ortaya çıkıyor? Bir de şöyle bir şey daha var. Biz bunu normalde, normal düzeyde buraya getirmek için sıkıntı yaşayacağımızı düşününce tam tersini yaşıyoruz. Yani engelli arkadaşlarımızı getirmekte sorun yaşıyoruz. Bu konuda sizin de öneriniz var mıdır? Soruyu tam anlayamadım ama sizlerin bu türden etkinliklere katılımınız çok önemli. Ben şunun sözünü almak istiyorum. Neticede ikinci başkanım burada. Başkanım yani. Önümüzdeki dönemdeki engelliler gününe daha fazla engelli davet etsek, hatta Katü'den de bir iki engelli arkadaşımız gelse ve bu tür etkinliklerle seslerini duyursa, ben bize bunun sözünü verebilir misin başkanım? İnşallah diyorum. İnşallah. Bir açıklar mısın? Tamam. Sormak istediğim şey aslında şu. Yani biz bir faaliyet düzenlediğimiz zaman sonuçta davet yapıyoruz. Evet. Başta öğrencilerimiz ve sonra diğer bireyler olmak üzere davetle bulunuyoruz. Ama katılıma baktığımız zaman peki, kendi katılma. Öğrencilerimiz bizi yani sadece öğrenci kalıbında değil, personel de dahil yani engelli kapsam içerisinde olanlar bizi şeye uzakmış oluyor. Yani eksik kalıyoruz. Yani katılım sayımız aza düşüyor. Bu bağlamda biz daha farklı bir yolumuz demeliyiz. Yoksa nasıl bir belki bir katılım belgesi falan düzenlenebilir. Katılan öğrencileri böyle motive edecek bir şık gibi bir şey. Hani bu olabilir ama bu beni de üzüyor tabii ki. Onların insanlar daha maddi yönü güçlü, onlara daha menfaat verecek şeylere, etkinliklere daha bir hevesle koşturuyorlar. Bu biraz algıda seçicilik. Bunu önemsemekle ilgili. Bunu biz de yaşıyoruz açıkçası. Ayrıca benim çok gurur duyduğum bir şey de Filiz Hanım'dı galiba, değil mi? Onların projesi oldu burada. Mimarlık Tasarım bölümündeki arkadaşlar, bölümlerinde okuyan öğrencileri engelli duruma getirip gözlerini kapatıp, değil mi? Böyle bir uygulama yapmak suretiyle olumlu tasarımlar bulmaya çalışıyorlarmış. Bundan çok oldum. Akka
kardeşim, biraz dediğim gibi bu tür etkinliklere katılım galiba algıda seçicilik, insanların kıymet verdiği konuların farklılığıyla ilgili. Umarım önümüzdeki dönem 3 Aralık daha gümbür gümbür olur. Ve önümüzdeki dönem 3 Aralık'a göre bugünden daha çok mesafe kat edilmiş olur. Mesela ben haberleştiğimde otopark sorunu, lavabo sorunu. Peki tabii bu fiziksel çevre özellikle de ortopedik engelli kardeşlerim için çok değerli. Kantinlere ulaşım nasıl? Yani kampüs çok büyük. Bir kantinle bir sınıfın bulunduğu yer ne kadar mesafede? Ha şu düşünülebilir, ya arkadaşları yardım etsin. Öyle değil, biz idare olarak, otorite olarak kimseyi kimsenin vicdanına, insafına bırakmamalıyız. Mümkün mertebe daha bağımsız kılmaya çalışmalıyız. Ben işte bu sesli kitap için bize başvurduklarında Adalet Bakanlığı ile görüşmeden önce o Eskişehir'deki cezaevi müdürünü aradım. Dedim ki bunu çözebilir miyiz? Ya diyor cezaevi müdürü, saymayan diyor. Öteki arkadaşlar okuyuversin diyor. Yani niye, neden? Yani neden o insan kendi canı istediği zaman okumuyor? Neden diğer bir normal olarak addedilen engelsiz bireyin insafına bırakılıyor? Tabii ki insanlar birbirine yardımcı olmalı. Bu bizim en güzel de hasletimiz Türk toplumu olarak. Ama bizler yönetim kadrolarında bulunan kimseler olarak vatandaşları birbirinin insafına bırakmayacak düzenlemelere yol açmalıyız, düzenlemeler yapmalıyız. Ben bu anlamda engelli kardeşlerim açısından kantin, çay ocağı, buralara ulaşım bu kampüste nasıl sağlanıyor, bunu merak ettim. Hocam normalde derste 3. katta bana asansör kilidi verdiler. O konuda sağ olsun hepsine çok teşekkür ediyorum yani. Hemen iletişime geçtiler benimle, anahtarı verdiler yani. Ben daha iletişime geçmeden onlar benimle iletişime geçti. Çok mutlu oldum yani. Rüyada olmaları beni çok mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani asansörle inip çıkabiliyoruz kantine. Anladım. Ya Cemil hocamızın, başta rektörümüz olmak üzere, rektörümüzün hassasiyeti olmak üzere Cemil hocamızla Ayşegül Hanım'ın bakış açısı okula yansımış durumda. Dilek hocam, biz az önce de ifade ettim. Engelsiz kampüs kapsamındaki her yıl başvurumuz oluyor. O kapsamda zaten raporumuzu çıkardık. Ama binalarımız, ki üniversitemiz eski bir üniversite, yani Türkiye'nin en eski üniversitelerinden bir tanesi. Binalarımız, tabii yeni yapılan binalar yani daha uygun, yönetmeye uygun halde ama fakat eskiden dönüşümü de biraz takdir edersiniz ki şey, yani hem zaman alıyor hem daha bir maddiyat gerektiriyor ama raporunu çıkardık. İnşallah zaman içerisinde ki şu da var aklımızda, özellikle kantinlerimiz tamamen hemen hemen hepsi şey, özele ait. Onlardan özellikle o taleplerimiz olacak, o engellilerin kaldırılması noktasında ama o konuda çalışmalarımız var. Ki az önce arkadaşımızın daha okul, yani ben başvuru yapmadan idare bana ulaştı derken o zaten bize engelli öğrencilerin listesi. Öyle değil mi Ayşegül Hanım? Yani biz önceden tespit ediyoruz. Onayla ilgili birimlere bilgisini veriyoruz öğrenci arkadaşlarımız. Ben size teşekkür ediyorum gerçekten. Arkadaşlar yoksa herhangi bir söyleyeceğiniz, ben son olarak engelli kardeşlerime de şu mesajı vermek istiyorum. Kendilerini engellerinden ibaret görmesinler. Farklılıklarını, olumlu niteliklerini ön plana çıkarsınlar. İnisiyatif almaktan, üretmekten çekinmesinler. Benim son sözlerim bunlar. Dilek Hanım Trabzon'dan ayrılmadan önce kendisine küçük bir armağanımız var. Karadeniz'deki üniversitesi olarak Sayın Rektörümüzü tekrar sahneye arz ediyorum efendim. Dilek Hanım size...
rektör dönemiyle görüyorum. Ay, teşekkür ederim. Siz beni ağırladınız, burada arkadaşlarınızla buluşturdunuz. Aa, tamam, ben kahve çok teşekkür ediyorum. Son. Just a minute.